Sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy'la Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Etiler'de bir dönerci çıkışı kameralara takıldı. İyi akşamlar. Şampiyonlar buluşması diyebilir miyiz aslında? Evet. Çok iddialı bir kadro bir arada. Afiyet olsun diyelim. İyi geceler Necati Bey. İyi geceler çocuklar. Biliyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Teşekkürler. İşte ben canlı yayından çıktım. Hı-hı. Sağ olsun Necati Bey de beni aradı, programı izlemiş. Ondan sonra nasılsın, iyi misin? İşte bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü kutlu olsun Muzo dedi. Bak dedim, buradan menajerimiz Gökçe Bey yemeğe götürüyor. Hadi Polat buluşalım dedim. Sağ olsun Polat da kırmadı, geldi. Ersoy'un kucağındaki güller dikkat çekti. Sana Polat diyorum, ben Necati demiyorum. Güller bende. Sen de. Polatları karıştırma, dur. Polat Alemdar hiçbir şey bize unutulmuyor. Muazzez evet. Hanım da gördüğünüz gibi direkt Polat olarak hitap ediyorsun. Polat Alemdar değişmez. Evet. Milyonların sevgilisi. Sağ olasın. Ayaküstü yapılan röportaj sırasında Muazzez Ersoy'un eline diken battı. Necati Bey, uzun zamandır görünmüyordunuz. İbo Show'da bir gördük evet. Sizi. Bugün de burada gördük. Neler yapıyorsunuz? Heyecanla beklenen projeler var ama. Geçmiş olsun. Anam. Gülü seven dikenine katlanır Muazzez Ersoy. Katlanacağım da. Söyledi ben ve Erik. Dur. Dur. Şöyle yapalım. Şeyi düştü, peçetes düştü ya. İyi misiniz? İyi iyi, kanamadı. Dur, bende var. Kanamadı. Yok, kanamadı bir tane. Ama battı. Hayranlarının Kurtlar Vadisi'ni yeniden çekmesini beklediği Necati Şaşmaz, bu aralar müzikle ilgilendiğini açıkladı. Var mı yeni projeler? Beklenen proje? İnşallah olacak, hayırlısı. Uygunluk tarafında. Yeni dizi olacak. Şimdi böyle müzikle ilgileniyor. Bulduğum birkaç parçam var geçmişten beri. Güzel besteler yapmış. Bak, yani bir de bu branşta da eli var, parmağı var yani. En sonunda dedi ki, ben dedi açsane dedi okumaya çalıştım. Sen dedim dizi çekiyorsun, film yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun, beste yapıyorsun. Artık ayıp da okuma dedi. Dedim ya abla, bir döner kesmiyor dedim ya. Evet, bir döner kesmiyor. Gerekirse onu da yaparız. Onu da yaparsan yandık artık. Necati Şaşmaz kendisine şarkı söyleyeceğini açıkladı. Seslendirecek misiniz yoksa bestekar olarak birine mi vereceksiniz şarkıları, öyle mi düşünüyorsunuz? İşte teveccüh gösterirse Muazzez Hanım. Estağfurullah. Belki bir tane paylaştım kendisiyle. Seve seve. Beğenirse neden olmasın? Kendim de seslendirmeye çalışacağım bazen. Hayır. Ama. Ha bak, düet olursa olur. Hayırlısı inşallah, bakalım. Kendim de seslendireceğim dedi ya. Bu arada Dünya Kadınlar Günü. Kutluyorum sana. Evet, buradan bize kurgularımızda varsa onlara da tebriklerimi götürüyorum. Şaşmaz henüz Kurtlar Vadisi'nin bir dijital platforma satılmadığını anlattı. Dijital platform dediğiniz bir platform anlaşma yapmak üzere misiniz, yoksa henüz bir anlaşma yok, düşünüyor musunuz? Şu anda önceliğim senaryo ve o yönde çalışmalarım var. Daha sonrasında o ikinci adım. Ünlü oyuncuya Polat Alemdar dışında farklı bir role hayat verip vermeyeceği de soruldu. Farklı bir tiplemeyle acaba sizi görebilir miyiz bir karakter oyuncusu olarak? O da olabilir. Yani belki Muazzez Hanım da görürsünüz. Olmaz. Necati Bey ne zaman ekranlarda göreceğiz sizi? Bir cevap alamıyoruz ama. Farklı bir tipleme. Çok özlendi çünkü. Bakalım. O da olabilir ama şu an için şimdi düşünüyorum. Milyonlarca insan yani Polat Alemdar'ı o kadar sevdi ki. Değil mi abla? Başka bir karakterde ben kabullenebileceklerini hayal bile edemiyorum. İyi bir şey olursa tamam. Neden olmasın? Onu da severdim. Evet. Ayrı bir konu ama Polat Alemdar özdeşleşti çünkü bu karakterle. Teşekkür ederim. Usta yorumcu Muazzez Ersoy'a Gülçen'in sosyal medyada tepki çeken dansı hatırlatıldı. Belki arkadaşıdır. Evet, belki arkadaşıdır. Sahnesinde bu olması doğal mı yani? Onu sormak istiyoruz da size. Şöyle bunları yani. Size. Şimdi belki bir tanıdığıdır. Çok samimi, çok devamlı görüştüğü, belki de hani kanka diyorlar ya. Belki de çok yakın arkadaşı, dostu, ahbabıdır. Olabilir, bilmiyorum. Yani şimdi görmedim. Ne diyeyim? Hani etik midir sizin için? Sizin hayatınızda biri olsa, evli olsanız da sevgiliniz olsa böyle bir şey yapar mısınız? Ama şunu söyleyeyim. Yani dediğim gibi mutlaka tanıdığı ve ahbabı çok yakın olduğu bir dostudur bu. Hani içinde kötülük olmadan. Yani zannetmiyorum yabancı biri olduğunu. Neyse, o beyefendinin bir hareketi var. Hadi Gülşen Hanım'a karşı. Görmedim ki.
Instagram'da yaşayan bir yapım yok. O yüzden ne siz diyeyim? Siz yapar mısınız peki çok yakın arkadaşınıza böyle bir şey? Bilmiyorum. Bilmiyorum bir tane. Öte yandan 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın Ataşehir'de 50 adet, Şişli'de 18 adet rezidans dairesinin, bir süpermarketinin ve sayıca arsasının olduğu gündeme gelmişti. Servetinizle alakalı bugün birçok haber çıktı. Okudunuz mu bilmiyorum. Metaverse'de mi acaba? Metaverse'de yer almış. Bu dünyada değil. Metaverse olamam. Çocuklar. Afiyet olsun diyelim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.